Herkese yeniden merhaba, ben Özgün. Bugün e, oldukça ilginç bir içerikle karşınızdayım. Benim için ilginç açıkçası. Çünkü daha önce bu kanalda hiçbir kitaba nefret kusmamıştım. Ve ilk kez gerçekten e, bir kitabı gömmeye geldim. Çünkü bu kitap beni o kadar sinirlendirdi, beni o kadar rahatsız etti ki bundan bahsetmesem kitapla kavgam bitmeyecek. Kitapla ilgili yorumumu ve kitapla ilgili duygularımı sizlere bu yüzden aktarmak istedim. <laughs> Bahsettiğim kitap Sally Rooney'nin Normal People kitabı. Can Yayınları tarafından Türkçe kazandırılan bir kitap geçtiğimiz yıl. Yani bu Türkçenin kazanımı mıdır, kaybı mıdır onu da bilemeyeceğim ama her neyse Can Yayınları tarafından Türkçesi yayınlandı. Hem doğum günü hem de mezuniyet hediyesi olarak alan bana bu Kindle Paperwhite'ı almıştı ve e, uzun süredir de zaten bir e-kitap e, okuyucu almak istiyordum. Bu cihazla da daha çok İngilizce Almanca okumalar yapmayı planlıyordum zaten. Bu yüzden de birkaç tane kitap indirdim e, İngilizce olarak. İlk olarak indirdiğim kitaplardan bir tanesi de Normal İnsanlar kitabıydı. Kitap hakkında gerçekten çok güzel yorumlar duymuştum. E, zaten dizisi de çekildi yakın zamanda bu yıl içerisinde ve çok beğenildi yine. Bir sürü ödüller aldı. İşte yılın e, kitabı, yılın yazarı, en iyi çıkış yapan yazar falan bir sürü ödüller aldı. Herkes bayıldı. Hatta benim yorumuna güvendiğim, edebi e, anlayışını beğendiğim insanlar da kitabı çok sevdiler. Ben bu yorumların, bu ödüllerin hiçbirini hak ettiğine inanmıyorum. Kitabın konusundan birazcık bahsedeyim. Kitabın konusu her şey aslında. Kısaca söylemek gerekirse yani... Ee, yazar çok fazla seçici davranmamış ve size her şeyden bahsetmek istemiş. Ee, lise yıllarındayken tanışan ve daha çok e, cinsellik üzerine kurulu bir e, ilişki geliştiren iki gencin zaman içerisinde yaşadıkları ilişkilerinin ve kendi hayatlarının e, evrimi anlatılıyor. Bu arada e, ilişkilerinin ya da kendilerinin gelişimi derken, Hani zaman geçiyor öyle bir gelişim falan gibi bir şey yok yani zaman sadece geçiyor 5 senelik bir zaman diliminde anlatılıyor bütün olaylar kitaptaki bu arada zaman dilimi meselesi güzel geldi bana işte 3 ay sonra 5 ay sonra deyip böyle ileri gitmeli geri gelmeli falan şekilde anlatıyordu biraz karışık olabiliyor o kısım ama o kısım fena değildi bence güzel düşünülmüştü. En azından kitapla ilgili herhangi bir şeyin incelikli olarak düşünülmüş olması benim hoşuma gitti diyebilirim. Ailesi tarafından ihmal edilen ve sosyal olarak da dışlanan problemler yaşayan Meryem ve popüler, çalışkan ama fakir genç çocuk olarak da Kanal karakteri karşımıza çıkıyor. Bu arada evet, kitapta zengin kız fakir olan edebiyatı da yapılıyor çünkü çok orijinal O yüzden kitapla ilgili beni hiçbir şey etkilemedi. Ne karakterler ne onların yaşadıkları o kadar ilgilendirmedi ki beni. Karakterlerin birbiriyle gerçek bir bağ kurduklarını, birbirleriyle bir şeyler paylaştıklarını bir saniye bile düşünmedim. Birbirlerine özel yaratıldıklarını zaten hiç düşünmedim kitabın yarısına gelene kadar ne olduğunu anlayamadım zaten. Yani hangi noktada kitabı sevmeye başlayacağımı sorguluyorum sürekli ve beni o kadar çok rahatsız etmiyor. Sadece etkilenmiyorum bu kadar. Yani beni rahatsız ettiği nokta böyle bir yüzüncü sayfadan sonra falan başlamaya başladı. İlk başta normal bir gençlik hikayesi, bir belki bildungsroman tarzı bir şey okuyacağımı düşünüyorum. Bildungsroman da bu arada kendini bulmak, olgunlaşmak üzerine yazılan kitapların tümüne verilen genel bir ad. Daha sonra arasında ortaya çıktı ki kitabın herhangi bir peak noktası falan yok zaten. Hani öyle bir şey beklemiyordum da. Olmak zorunda da değil her kitapta peak nokta. E, şimdi ben kitabı İngilizce okuyorum. Şey diye düşünmeye başladım. Hani acaba anlamıyor muyum? Yani İngilizcem mi yetmiyor acaba? <laughs> kitabın dili çok basit bu arada. Yani hani İngilizce okuma becerinizi arttırmak için hakikaten tercih edebileceğiniz bir roman. Ama okuma becerinizi geliştirmek için akıl sağlığınızdan feragat etmek istiyorsanız olabilir. Neden olmasın? Ya beni gerçekten çıldırttı kitap yani çok çok sinir olarak okudum. Devam ediyorum. İngilizce yetmediğini düşünmeye başladım artık yani bir noktadan sonra ve inanılmaz kolay bir dil var hani. Sen bilimsel makaleler okuyorsun, yazıyorsun. Bu kitabı mı anlamıyorsun şu anda? Ama olabilir. Hani belki kaçırdığın bir şeyler var çünkü belli ki. Yani herkes bu kadar sevmiş. Ben bu kitabı neden hiçbir şey hissetmeden hatta rahatsızlık duygularıyla sadece sinir olarak okuyorum yani. yani. Belli ki çok derin bir şeyler var kitapta benim bir türlü yakalayamadığım. Ben onu anlamıyorum yani. Sonra gerçekten dank ettik. Kitabı okuyanların neden bir şeyler bulduğu, kendilerinden bir şeyler bulduklarını, neden bağ kurduklarını ve benim neden kuramadığımı anladım. Kitap o kadar manipülatif bir kitap ki sizi zaten bağ kuracağınız her şeyle karşılaştırmış hayatta. Ergenlik döneminde veya genç yetişkinlik dönemindeki bir insanın hayatında bir kez olsun hissettiği, bir kez olsun karşılaştığı, gördüğü, tanık olduğu her şeyi kitabın içerisinde yazmış. Her şeyi. Görebileceğiniz, duyabileceğiniz her şey kitapta var. Yani böyle bir kitapla zaten bağ kurmama olasılığınız var mı? Sizden bahsediyor zaten. Bir tanesini sizi oltaya düşürecek zaten. Bir tanesini mutlaka hissetmiş olacaksınız. Ama bu nasıl bir edebi anlayış? Ben bunu anlamıyorum. Yani 250 sayfa boyunca olaylar silsilesi ve olaylar silsilesi de tamamen belirli bir jenerasyonun yaşayabileceği, hissedebileceği her şey. Biz gelişim psikolojisi dersi aldık ikinci sınıfta. Orada da belirli yaşam dönemlerinde işte ergenlik Orta yaş, genç yetişkinlik vesaire dönemlerinde e, krizler, çatışmalar, yaşanan sorunlar işte her şey anlatılır. O seneki defterimi size açıp göstereyim. Bütün başlıkları yazmış resmen. Böyle azıcık azıcık. iki cümle, beş cümle. Yaz, onu da yaz, bunu da yaz, şu da olsun. Burada hiçbir şey hissetmedin mi? Bu senin e, hayatında daha önce karşılaştığın bir şey değil mi? Tamam bekle 5 sayfa sonra senin karşılaştığın bir şey gelecek. Sen de bağ kuracaksın. O kadar kurnazca ki, o kadar kurnazca ki çok sinir oldum. Kitapta akran baskısı var, zorbalık var, popülerite kaygıları var, sosyal dışlanma, uyum sorunları, başarı kaygısı, aile içi şiddet, flört şiddeti, cinsel istismar, fiziksel istismar, intihar, depresyon, bilimin başka psikolojik sorunlar, bekar anne olmak veya bir çocuğa tek başına ebeveynlik yapmaya karar verme e, süreci vesaire gibi bir noktada vardı çok kısa bir şekilde. Onun dışında e, figür eksikliği bir çocuk için figür eksikliği nedir? Ailede bir ebeveynin ya olmaması ya da duygusal olarak ulaşılabilir olmaması. İki karakterin de babaları yoktu ve Meryem karakteri için özel olarak konuşmak gerekirse annesi de duygusal olarak e, ona açık değildi. Ulaşılabilir bir e, figür değildi zaten. Kitapta pedofili bile vardı. Pedofili bile vardı. Ya, onu bile araya sıkıştırmış böyle iki cümle, beş cümle bir karakter üzerinden erkek öğrencisine ilgi duyan, ona rahatsız edici derecede yakın davranan bir kadın öğretmen üzerinden pedofili bile anlatmış. Tüm bu olayları böyle kullanması, böyle kurnalca, böyle manipülatif bir şekilde bütün bu yaşama ihtimaliniz olduğu, hissetme ihtimaliniz olduğu her şeyi almış bir çorba yapmış ve size sunmuş. Ve siz de kitabın içerisinde, o çorbanın içerisinde tanıdık bir tat bulup bu kitabı beğeniyorsunuz. Bu kadar basit işliyor. Ya çok derin bir şey var burada. Ben anlayamıyorum. Benim yani gerçekten kavrayışımın çok ötesinde, çok derinlerde bir şey var. Ben anlayamıyorum ya da durum bu yani. Tamamen manipülatif. Tamamen duygu pornografisi sunan size. Tamamen hiçbir şey sunmadan, hiçbir şekilde onları inceltmeden, onlara bir karakter vermeden. Bu edebiyat değil. Bu benim için hiçbir şey değil. Dizisini de çektiler. Dizisinde de aynı mantık. Yine seks atar. Zaten kitabın çok büyük bir temelini cinsellik oluşturuyor. Buna lafım yok zaten amenna benim umurumda da değil. Ama e, yani bunun da bir aslında araç olduğunu sonradan fark ettim. Seks de bir araç. Dizisini izlemedim bu arada. Dizide de şöyle bir olay yaptılar. Cinsel sahnelerin yeteri kadar gerçek ve çarpıcı yansıtılabilmesi açısından e, yakınlık koçu gibi bir meslek grubundan yararlanmışlar sanırım. Ya, kitap full bunun üzerinden gidiyor zaten. Seks satar işte psikolojik problemler satar sosyal sınıf farklılıkları satar. Hepsini bir arada koyarsam daha çok satar. Ergenlik ve genç yetişkinlik dönemine özgü karakteristik ne varsa, ne problem, ne çatışma, ne kriz varsa hepsini almış yazmış. Yani görebileceğiniz, aklınıza gelebilecek her şeyi yazmış ya, her şeyi. Ya bu, bu edebiyat değil ki bu. Bu ne ki bu? Bu hiçbir şey değil yani. Bu bir liste böyle. Liste yazmış. Şu var, bu var falan diye. Sonra onları tiklemiş. Bu kadar. Hatta Zülfü Livaneli ile ilgili duyduğum bir eleştiri geldi aklıma. O sırada gündemde ne varsa alıyor, yazıyor. Sonra da hani ünlü oluyor, satıyor kitapları diye. Sally Rooney bunun 10 katı, 100 katını yapmıştı. Zaten bu manipülatif çabayı fark ettiğim zaman hani tamamen işim bitmişti kitapla. Sadece e, karakterlerden Marian karakterini biraz üzüldüğümü söyleyebilirim. Çünkü hayatında tutmayı tercih ettiği veya hayatına giren herkesin onun patolojilerini, onun güvensizliklerini desteklemesine çok üzüldüm. Bu karakterle ilgili bazı yabancılaşma sahneleri vardı. Kanal karakteriyle ilgili de vardı ama orada onu hissedemedim. Ama Marian karakteriyle ilgili bazı kendisine, bedenine, çevresine yabancılaştığı anlar güzel ele alınmıştı diye düşündüm. Onun dışında Kanul karakteri e, kitabın başından sonuna çok yüzeysel bulduğum, işte bağ kuramadığım, hiçbir çekici bir yanını göremediğim bir karakterdi. E, kötü birisi değildi Kanul ama iyi olmak için de uğraşmıyordu. E, sosyal anlamda yaşadığı aşağılık kompleksinin hayatının her alanında e, baskın olmasına izin veren ve bu yüzden acı çeken bir karakterdi. Yani bunu da işte derin bulabilirsiniz. isterseniz bulun yani bilmiyorum. Ee, kitabın sonuna doğru belki biraz kanal karakteri hissettikleriyle ilgili konuşabilmeyi başardı diyeyim artık. Hani 23 yaşına falan gelmişlerdi herhalde. Biraz başarmıştı ama bu da bence yeterli değildi zaten. Yani iyileştiklerini asla söyleyemem zaten. Yani kitabın başıyla sonu arasında karakter gelişimi olarak %10'luk bir gelişimden başka hiçbir şey ben görmedim. Normal şartlarda olsaydı dilini severdim bu arada kitabın. Çünkü ben daha böyle hani yalın, sade anlatım tarzlarından daha çok hoşlanıyorum. Ama e, kitapta hiçbir şey olmadığı için onunla da uğraşmamış olması beni daha da sinirlendirir. Yani zaten hiçbir şey yazmamışsın. Bari güzel yaz. Yani hiçbir şey bari güzel anlat değil mi? Yok. O da yok. Okuduğum en vasat, en yüzeysel kitaplardan bir tanesiydi ve en manipülatif olanlarından bir tanesiydi. Sizi sürekli bir şeylerle bağ kurmanız ve bir şeyler hissetmeniz için zorlayan bir kitaptı. Bu kitabın bir şeyler hissettirmek için böyle kendini yırtması, beni böyle iteklemesi bir şeyler hissedeyim diye beni aşırı rahatsız etti. Bu arada kitabın çok fazla seveni olduğunu daha önce de söylemiştim. Kitabı seven, okuyan bir şeyler hisseden, kendinden bir parça bulan kimseyi suçlamıyorum. Şey demeye çalışmıyorum hani insanlar bu kitabı nasıl beğenmiş ya of iğrenç bir kitap. Bunu demeye çalışmıyorum çünkü kitabı beğenenlerin neden beğendiğini, neden bir bağ kurduğunu, kendilerinden bir parça gördüklerini anlayabiliyorum artık. Sadece bu kitabı okuduktan sonra yazarın aldığı ödülleri, kitabın popülaritesini, dizinin popülaritesini gördükten sonra hayatı boyunca edebiyat yapmak için uğraşmış olan ve değeri yaşadığı dönemlerde bilinmeyen, öldükten sonra ünlenen bütün yazarlar, bütün şairler için bir kez daha üzüntü duydum. Çünkü onlar da onların döneminde satacak olan şey neyse onu bomboş yazabilirdim. Ama onlar bunu yapmayı tercih etmediler. Kendi sesleri vardı çünkü. Bu kitabın da bu yazarın da bir sesi olduğuna inanmıyorum. Hiçbir zaman şey diyen bir insan olmadım. Hani bunu mu okuyorsun ya? İy, hani git bunu oku. Şunu okuyacağına şunu oku falan. Hiçbir zaman öyle bir insan olmadım ama yani bu kitapta yer alan her şeyi çok daha güzel bir şekilde anlatabilecek. Bunların hepsini böyle kocaman, kompakt bir paket halinde değildi. Çünkü edebiyat bir McDonald's menüsü değil yani 10 TL farklı menüyü büyütemezsiniz. Onun yerine bu bütün konuları daha güzel bir şekilde, daha karakterli bir şekilde ele alan bir sürü yazar, bir sürü kitaplar. Örneğin çarpık ilişkiler okumak istiyorsunuz. John Scott Fitzgerald okuyabilirsiniz. Sade, açık bir anlatım okumak istiyorsunuz, birazcık e, belirsiz şeyler okumak istiyorsunuz, e, muğlak şeyler okumak istiyorsunuz. Haruki Murakami okuyabilirsiniz. Onun dışında e, yabancılaşma okumak istiyorsanız Kami okuyun, Sartre okuyun yani. Ergenlikte ya da genç yetişkinlikte yaşanan tutkulu, sancılı bir aşkı okumak istiyorsanız Adınla Çağır Beni'yi okuyun. Arkadaşlık ilişkisiyle aşk ilişkisinin birbirine karıştığı daha sıcak bir hikaye okumak istiyorsanız Aristo Vedant Evren'in Sırlarını Keşfediyor okuyun. O da yine çok sade bir anlatım tarzı olan, yine çok güzel bir dili olan bir kitaptı. Zengin kız fakir olan dramaları hoşunuza gidiyorsa da böyle yaz dizisi falan izleyin artık bilmiyorum yani. Bugünlük video bu kadardı. Başınız şirdiysem kusura bakmayın. Anlatıp kurtulduğum için, rahatladığım için çok mutluyum. Siz de abartıldığını düşündüğünüz, popülariteyi hak etmediğine inandığınız kitaplar varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Eğer beni sevdiyseniz Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda umarım sevmediğim kitaplardan değil sevdiğim kitaplardan bahsediyor oluruz. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.